Şimdi o 20. sırayı çıktık. Tekrar buradan sayarak göstermek istiyorum size. 1, 2, 3 bizim yaka kısmı. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra yaptık. Arka sıraya dönüyoruz. Burada şimdi 38 ilmek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. ilmek bizim artırma yapacağımız ilmek. O ilmeği de örüyoruz ve bunu bırakıyoruz. Burayı örmeyeceğiz şimdi. Kol kısmını örüyorum. Ne kadar ilmek varsa hepsini örüyorum. Diğer arkada artış yaptığımız ilmeğe kadar. Ben tamamlayıp göstereyim. Sıranın sonuna geldim. Burada da artış yaptığım ilmeği örüyorum. Bu kol kısmında kalmış oluyor ve buradan geri dönüyorum. Örgümün sadece kollarını öreceğim şimdi. Kolları bitirip daha sonra diğer parçalara geçeceğiz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bakın burası şu an için 15,5 santim, yani 16 santim yaklaşık. Ben burayı 20 santime kadar yapmak istiyorum. Şimdi sadece kolu öreceğiz. Arka sıradan geldik. Diğer yerleri örmeden buradan geri dönüyoruz. Şunu alta alayım görmeniz için. Siz misin alışışlı örerseniz daha kolay olacak işlem. Ama ben kolumun altına aldığım için şişi. Ancak bu şekilde birkaç tane şişle örebiliyorum. Evet, örnekli yere de geldim. Yere de geldik. Şu şekilde bir sağa kesiyorum. Artırıyorum. Tekrar sağa kesiyorum. Artırıyorum. Bakın 5 ilmeğim var. Tekrar sağa kesiyorum. Artırıyorum. Bir düz. Bir artırıyorum. Sola kesiyorum bu kez de. Artırıyorum. Tekrar sola kesiyorum. Artırıyorum ve tekrar sola kesiyorum. Şu şekilde oldu. Bu sırayı çıkıyoruz.
dönüyoruz. Şunu yine altına alalım. Arka sırada hiçbir özellik yok demiştim. Olduğu gibi örüyoruz. Ben burayı tamamlayıp size göstereyim. Bu şekilde döndüğümü bilin. Yine ön yüzde örnekli kısımda göstereceğim. Yine örnekli kısma geldim. Anlatıyorum şimdi. Sağ kes, artır. Sağ kes, artır. Sağ kes, artır. 3 ilmek örüyorum düz. Artır, sola kes. Artır, sola kes. Artır, sola kes. Bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar gidip döneceğim, göstereceğim size. Evet, ben kolu bu seviyede bitirmek istiyorum. Şimdi 3 sıra haroşa yapacağım. Tekrar göstereyim size. Şu şekilde yaklaşık 18 santim. Ben bu kadar yeterli diyorum kolumun uzunluğu. Şimdi yine en baştaki gibi 3 sıra haroşa yapıp daha sonra burayı kesip kapatacağım. Orayı da göstermiş olalım. Şu şekilde hep önden örüyorum. Örnekli kısmı da aynı şekilde yapacağım. Dediğim gibi bu kol mesafesini siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Bu ortadaki şekli koymayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi örnekli yere gelince de bakın hepsini örüyorum. Haroşa olarak bitirmiş oluyorum. Bu şekilde 3 diş yaptıktan sonra arka sıradan bunu keseceğim. Şu şekilde. Ben 3 sırayı tamamlayıp keserken de yine size göstereyim. Evet. 3 sıra haroşamızı yaptık. Şimdi kesiyorum. Şekilde kesiyorum. Geri takıyoruz. Sıra sonuna kadar keseceğim bu şekilde ve kapatacağım. İpimiz önden gidiyor arka yüzde olduğumuz için. Şu şekilde. Bu tarafa görüntüsü düzgün düşsün diye. Şöyle göstereyim bir miktar. Ben bu sırayı tamamlayıp tekrar size göstereceğim. Evet, ben kolu kestim. Şu şekilde yarım olarak size göstereyim. Şurası bizim bedenimiz olarak devam edecek. Kolumuzu burada bitirdik. Daha sonra şuradaki ördüğümüz fazla mesafeyi dikeceğiz. Alt bedeni bütün olarak yine devam edeceğiz. Ben şuradan yine ip bağlamayı size göstereyim. Şimdi biz şuraya kadar örüp gelmiştik. Kolu da ördük. Geri döndük. Kolu bitirdik. Yani şuradan bir sıra ördük. Eksik olmaması için yine aynı yönde devam ediyoruz. Arkayı da buradan öreceğiz. En sonunda şuna dikkat edeceksiniz. Bakın. Ajurdan sonra 4 ilmek var.
Burada da kolu ayırmaya başlayacağımız yer ajurdan sonra 4 ilmek olacak. Oraya kadar yapıp tekrar göstereyim. Şimdi bunu bir görmüş olun. Ajurdan sonra 4 ilmek. Bakın son ajura geldim. Son ajuru örüyorum. Sonrasında 4 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sağlı sollu bunun eşit olması için. Burayı arkaya bırakacağım. Kola devam ediyorum. Diğer kolda yaptığımız işlemin aynısını da buna yapıyoruz. Şu şekilde başlamış oldum. Bu tarafta 38 ilmek kalacak. Ona dikkat ediyoruz. Aynı şekilde bu kolu da yapıyoruz. Bu kolu da tamamlayıp size öyle göstereyim. Şu kısmı açık olarak göstermedim zannedersem. Şöyle bir gösterelim. Bittikten sonra böyle oldu kolumuz. Şimdi örgümüz biraz daha şu şişe geçtiğimiz için rahatladı. Şöyle de gösterebiliriz. Takıldı. Evet. Daha sonra buraya kurdele geçeceğimiz yer. Arka tarafın görüntüsü de şu şekilde. Diğer kolda tamamlayalım. Bedenin bütün yapılışını göstereceğim yine. Ben tamamladım sayılır. Şimdi şu şekilde ön parçasından göstereyim size. Bakın bu. Örneğimiz aynı şekilde devam ettik. En sona kadar geldik. Son ilmeği de keseceğim ben şimdi. Şu aşamadayız bakın. Bir ilmeğim kaldı. Şuradan yakından göstereyim. Kenar lastiğini alıyorum yine. Evet. Son bakın son bir ilmeğim kalmış. Onu da bununla eksiltiyorum. Yine normal örnek kuruluşuna devam ediyorum. Tamamı örnek oldu artık. Sıra sonuna gelip tekrar gösterelim. Sıra sonundan önce unuttum arkadaşlar. Ortadaki burguyu anlatacaktım size. Şimdi burguyu burgu yapar bırakırsam lastikte kabarmalar, potluklar olacak. Onun için ben bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Daha uzatacaksanız, daha uzun yapacaksanız bu örneği burada bitirip şu örneğin bitişine kadar daha yapıp devam edebilirsiniz. Ben bu boyda bırakacağım. Ortayı da bu şekilde bırakacağım. Tam burgu sırasındayım. Burgu yapmayacağım. Şu şekilde. Çünkü orasını kasmasını istemiyorum. Evet, sıra sonuna da geldim. Bakın bu taraf sonda da artırıyorum. İkisini bir alıyorum. İpim önde bitiriyorum bu şekilde. Ve 3 sıra haroşa yapacağız. Daha sonra bitireceğiz. Önden ve arkadan hep önde yürüyecek ipimiz. Şu şekilde ters örgü yapacağız. 3 sıra haroşayla yeleğimizi bitirmiş olacağız. Ön sıraya döndüğümde tekrar göstereyim ben. Arka sıradan geldik. Şimdi artık 3 sıra haroşamızı yapacağız. Tekrar göstermiş olalım. Bütün hepsini aynı şekilde, aynı yönde öreceğiz. Bakın. Artık örnek kısmı kalmıyor. Kapatıyoruz. Şu şekilde 3 sıra yapıp daha sonra kesmeyi düşünüyorum ben. Tekrar göstereyim size. Ben burayı tamamlayayım.
ben 3 sıra yaptım. Arka sıradan da geldim. Ön yüzde keseceğim. Ama arka tarafta kesmiş olacağım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Sanki düz örgü örüyormuşum gibi. İlmeği önden alıp arkada kesiyoruz şu şekilde. Yine önde düzgün bir görüntü elde etmek için bunu yapıyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Sırayı tamamlayacağız. Daha sonra size gösterelim. Yeleğimiz bitti. Şu şekilde şimdi kol altlarını dikeceğiz. Ben şurada uzun bırakmıştım ipi. Bununla kol yerlerini dikeceğiz. Şu şekilde. Dediğim gibi siz kolu daha uzun yaparsanız yapabilirsiniz. Hırkaya da döndürebilirsiniz bunu. Hepsi için elverişli. Kolu dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aşağıda duracağı için ben burayı bu şekilde aşağıki 2 ilmek artırmıştık. O 2 ilmeği buraya bağlıyorum. Bakın birinci ilmekten aldım. Bir de ikinci ilmekten şu şekilde görüyorsanız ikinci ilmekten alıyorum. Çok da kasmayacak şekilde. Daha sonra bu arayı kapatıyorum. Diğer kolda aynı şekilde dikersiniz. Orayı göstermeyeceğim. Artık süsleme kısmına geçebiliriz. İlk toplamayı da size göstermiştim. Fazlalık ipleri kesiyoruz. Koltuk altına diktik. Şöyle oldu. Örgümüz. Şimdi ip toplamaya geçelim. Diğer kolda dikip iplerini çekelim. Şu öndeki ipimizi öncelikle çekelim. İlk başladığımız yerdeki. Bir alt sıraya bir alt sıraya kaydırarak çapraz bir şekilde bunu indiriyoruz. İliğin yanına geldiğimizde yana doğru tekrar kaydırıyoruz ve bu mesafeden artık kesebiliriz. Bu kadar yeterli. Bir de alt ucunda var. İlk önce en yakından alıyoruz. Daha sonra bir alt sıraya bir alt sıraya indiriyoruz. Bunu nereden aldığınızın çok önemi yok. Öne çıkmayacak şekilde ipi çekmeniz yeterli. Kesiyoruz. Yeleğimiz bitti. Şimdi süslemelerine başlayacağız. Öncelikle düğmelerini
dikmeyi öneriyorum ben. Şöyle bir yelek oldu. İğneleri ilikleri buradan ben sayıp karşılığını yapıyorum. Şimdi buradaki ilik 1, 2, 3, 4, 5. de. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya bir iğne takıyorum. Daha sonra 13 sırada bir yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilik yeri. Bu şekilde bunları sıralayıp buralara düğme dikeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 14. yine ilik için iğneyi takıyoruz. Diğerini de dikince sayayım. Şu şekilde ipimden ben kat ayırıyorum. O şekilde dikeceğim düğmeleri. Şu şekilde 2-3 kat ayırabilirsiniz. Şimdi ilk buraya dikeceğiz düğmeyi. Bu tür düğmeleri en kolay şekliyle dikmenizi ben hem göstermiş olacağım buradan. Çok da soruyorlar. Ben bunu dikmeyi çok seviyorum. Arkası şu şekilde olan düğmeyi. Bunu bu sıraya getirip şu şekilde o ucu arkaya çıkarıyorum. Bakın. Şuradan o uç arkaya çıktı. Sonra bu şekilde normal dikiş diker gibi dikebilirsiniz. Ve artık bağlıyoruz. Bu şekilde diğer 4 düğmeyi de dikebilirsiniz. Bakın. Bu bizim ilk düğmemiz. Diğerlerini de dikip tekrar göstereyim. Ben düğmeleri diktim. Şimdi de yakasından kurdele geçireceğiz. Kurdeleyi şu şekilde çatal iğneye takıyorum. Buradan başlayarak ilk başta yaptığımız bunlar için yerler vardı. Oradan geçiriyoruz. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Sıkıntı değil. Bunun için ben bunu 1 metre aldım kurdeleyi. Daha sonra kurdelenin ucunu ben şu şekilde yapıyorum. Katlıyorum.
ve burayı kesiyoruz. Şöyle güzel bir görüntü oluşuyor. Verir bir şekilde. Evet. Kurdelamızı da buraya bağladık. Dediğim gibi bunu aksesuarı kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey. Şöyle. Bir de çiçeğimiz var. Bu çiçeği ben şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü açıldığı zaman, pardon, şöyle yanlış hesap ettim. Şöyle açıldığı zaman bu taraf boş kalmasın diye bu tarafa yapacağız. Evet. Tekrar kapatalım. Evet. Bu taraf boş kalmasın diye bu tarafa yapacağım. Ama şuraya da, hani buraya da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben alt tarafı renklendirmek adına oraya yapacağım. Bunu da silikon tabancasıyla yapacağım. Bu şekilde dik edebilirsiniz. Ama dikerken bazen şey oluyor. Pardon, çalıştırmamışım. Dikerken bu boncuklar düşebiliyor. Onlardan hoşlanmıyorum. Keçe bu. Bunu silikonla buraya yapıştıracağız. Ve iliğimiz bitmiş olacak. Isındı şimdi. Şu şekilde arkasına silikon yapıyoruz. Bunu yaparken alta mutlaka araya bir kağıt bir şey koyun. Çünkü sıcak silikon hemen alta geçebiliyor. Bu da tamam. Yeleğimiz bitti. Şöyle bir görüntüsü oldu. Arka tarafını da gösterelim. Bu şekilde. Kollar da böyle. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.